Halkın büyük teveccühüyle 2019 yılının Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Adıyaman Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Doktor Süleyman Kılınç, 3,5 yılı aşkın süredir hayata geçirdiği ve çalışmalarına başlattığı projeleri basın mensuplarıyla birlikte inceleyip bilgiler verdi. Belediye Başkanı Kılınç, Millet Bahçesi'nde meydan projesine, katkı atık deposu tesisinden tıbbi atık sterilizasyon tesisine, battıçıklı çalışmalarından asfalt plantine, kuşaklama kanalından ulaşımdaki yeniliklere kadar birçok önemli projeyi basın mensupları ile birlikte tek tek gezdi. Belediye Başkanı Kılınç, belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana belediye projesi olarak gerek belediye bütçesiyle, gerek devlet desteğiyle ve gerekse hibe yoluyla toplam 2,5 milyar TL'lik bir yatırım şehre kazandırdıklarını söyledi. Onu keşke inşallah zamanımız olursa onu da görmeye çalışacağız. Yine hakeza yaklaşık 30 milyon euroluk hibenin bir parçası olan MADAT, Gürlev İşme Hattı'nın tekrar tüm ishalatının yenilenmesi ve 20 bin tonluk deponun yapılanması da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Borular bitmek üzere 20 bin tonluk depoda devam ediyor. İnşallah fırsat olsa onları da gösteririz size. Tabii malumunuz, sizin soru üzerine şunu söyleyeyim. Biz 31 Mart seçiminden önce vaatlerimiz vardı. Bir, işte iki tane battı çıktı. Bir Altınşehir'de, bir de Hastane Kavşağı'nda. O ikisi bitmek, bir tanesi bitti zaten, diğeri de bitmek üzere. İkincisi Millet Bahçesi dedik, o da bitmek üzere sadece şu an peyzajında. Yine herkese kültür merkezi dedik, başladı o çok şükür. Ondan sonra kentsel dönüşüm, o da başladı. Yani seçim öncesi vaat ettiğimiz projelerin bir kısmı bitti, bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı devam ediyor. Onun haricinde vaat etmediğimiz halde yaptığımız çok daha fazla projeler var. Bunlar nelerdir? Asfalt plant. Yaklaşık o zamanki maliyetiyle 30 milyonluk bir yatırımdı. Şu an belki çok daha devasa bir yatırım. Yine herkese vaat etmediğimiz halde katı atık arıtma sistemi. O da 1,5 yıldır faaliyette, hem enerji elde ediliyor hem şehri komple çöplerini topluyoruz. Dolayısıyla daha önce hastanenin dibinde olan vahşi depolamayı biz oraya aldık. Şehri bu anlamda hakikaten temizleme noktası ve gelen barajla ilgili testlerde ve barajın kısmen de olsa o çöpten dolayı daha önce kötü olan durumun çok daha, özellikle kadmiyum değerlerinin çok daha iyi olduğunu, hakikaten üniversitenin yaptığı testlerde barajın da temizlendiği, kısmen de olsa temizlendiğini görmüş olduk. Yine herkese kuzey çevre yolu hızlı bir şekilde devam ediyor. Gençlik merkezi vaadimiz yoktu. Gençlik merkezi bitti. Şile Pazarı'nda siz de bugün gördünüz. Devasa bir proje. Yine herkese vaat etmediğimiz halde sokak hayvanları hastanesi devam ediyor. O da inşallah 40 milyonluk bir yatırım. Yine vaat etmediğimiz halde burada gördüğünüz gibi bir ayakkabı kent. Bu da daha önceki projede yaklaşık 1500 kişi istihdam sağlayacaktı ama maliyetlerinden dolayı projeyi biraz küçülttük. Belki sayı biraz daha azalacaktır. Dolayısıyla bizim seçim öncesi vaat ettiğimiz tüm projeler ya başladı, ya bitti, ya bitmek üzere. Seçim haricinde vaat etmediğimiz bir sürü projeyi faaliyete geçirdik ve bunları da yaparken yaklaşık 270-280 milyon da tasarruf sağladık. Hiç kredi de çekmedik şu ana kadar ve zaman zaman da dile getiriyorum. Bizim belediye olarak, sadece belediye projesi olarak bizim projemiz olup da devlete yaptırdığımız veya kendi yaptığımız veya hibeyle yaptırdıklarımızın maliyeti 2-2,5 milyar. Sadece belediyenin projeleri. 2002'ye kadar Adıyaman'a gelen toplam para 10 milyon. Düşünün. Toplam Adıyaman'a gelen para. Ama şu an belediyenin yürüttüğü projelerin bütçesi 2 milyarın üzerinde.